Belçika halkı dün yaşanan hareketli saatlerin şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Terör hücrelerinin polise saldırı hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine 12 adrese baskın düzenlendi. İkisi Fransa'da olmak üzere toplam 15 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı. En fazla 4'e çıkabilen tehdit düzeyi ülke genelinde 2'den 3'e yükseltildi. Genel olarak tehdit düzeyinin yükseltilmesi normal. Başbakanın da söylediği gibi belli hedeflere yönelik elimizde bilgi var mı? Cevap hayır. Operasyonlar sırasında Verviers şehrinde polisle çatışmaya giren 3 şüpheliden ikisi öldürülmüş, biri gözaltına alınmıştı. Silah, mühimmat ve patlayıcı maddenin yanı sıra polis üniformaları da ele geçirildi. Savcı operasyonların büyük bir terör saldırısı düzenlenmek üzereyken yapıldığını duyurdu. There will be probably before an investigating judge. Tutuklama emri istediğimiz sorgu hakiminin karşısına çıkarılacaklar. Sorgu hakimi tutuklama emrini çıkarırsa mahkeme karşısına çıkarılacaklar. 5 gün içinde karar verilecek. Hükümet teröre karşı önlemleri sertleştirme kararı aldı. Güvenliği sağlamak için askeriyeden destek alınabileceği belirtildi. Teröre karşı alınan yeni önlemlerle ülke terör saldırılarına karşı kendini savunmayı planlıyor. Ancak polisin birçok bölgeye baskın düzenlemesinin ardından Belçika'da halk korkuyor. Geçtiğimiz yıl Yahudi Müzesi'ne düzenlenen saldırı hafızalarda tazeliğini koruyor. Ancak şimdilik tehdidin ne kadar büyük olup olmadığını belirlemek oldukça güç görünüyor.